Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Rüya görürken ne yapmalıyız? Kendinizde olmazsanız ki, feraset ne demektir anlatır mısınız? Bir şeyi hakikatine ulaşmak, doğruyu görmek. Bu noktada bunun birinci derecesi ilmel yakin noktasında bir kimsenin Kur'an ve sünnet dairesini bilmesi, şeriatını bilmesi, haramları, helalları, yapılması gereken farz ibadetleri gibi şer'i ahkamın, bir kimsenin günlük hayatını Kur'an ve sünnet dairesinde şer'i ahkama uygun yaşayabileceği şekilde bilgiye sahip olması, bu ilme sahip olması, ferasetin birinci noktası bu. O kimsenin birinci derecede haramları bilmesi. Siz müminin ferasetinden sakınınız. O Allah'ın nuru ile bakar. Hadis-i şerifinin temelini bu oluşturacak. Yani bir kimse Kur'an ve sünnetin dışındaki bir şeyi ama tasavvufi sebeplerle, nedenlerle, yok hakikati sebeplerle, nedenlerle haramı helallaştırma, haramı mübah görme, haram sözleri, davranışları, haram herhangi bir noktayı kendine uygunmuş, hakmış gibi gösterme cehaletini ve küfrüne dalmak, batmak feraset değildir. Ferasetin birinci derecesi bu noktada o kimsenin ilmel yakin noktada haramı bilmesidir. Bilmiyorsa ayet-i kerime bellidir. Bilmediklerinizi zikir ehline sorunuz. Bilmediğini gider zikir ehline sorar. Zikir ehlinin de ilmel yakin noktası ulemadır. Zikir ehlinin ilmel yakin noktası ulemadır, alimlerdir. Bu işin fıkhi noktası, tefsir noktası, hadis noktası, zahiri ilim noktası bilmediği bir kimse gider böyle bir ilim ehline sorar. Ferasetin birinci dairesi bu. İkinci dairesi o kimsenin aynel yakin noktada feraset ehli olması. Aynel yakin noktada feraset ehli olması o kimsenin bizatihi bir meselede müşahade ehli olması. Müşahade ehli. Sufiler bunun birinci adımını işte böyle söylerler ama sadece o noktada kalınmaz bu. Kabre vakıf olmak. İşte zikrullah halakasında bir böyle hale vakıf olmak. Kalbine o kimsenin ilhamat gelmesi. Bu aynel yakin noktadaki feraset. O kimsenin karşıdaki kimsenin konuşurken yalan konuştuğunun kalbine ilham gelmesi. O kimse yalan konuşurken onun suretinin değişik şekilde görmesi. O kimse yalan konuşurken o kimsenin ağzından alev fışkırması, ağzından pis koku gelmesi, o kokuyu senden başka duyan yok, o görüntüyü senden başka duyan, gören yok. Bu aynel yakin noktasındaki feraset. Onun diliyle kalbinin ayrı konuştuğunu kalbini kalp kulağına duymam. Aynel yakin noktasında. Asıl aslında ferasetin sakınılması gereken noktalardan birisi bu. O Allah'ın nuruyla bakar dediği noktalar başlıyor. Ondan öncesi yine Allah'ın nuru. O ne? İlmel yakin noktası. O ne? İşin zahir noktası, farzlar noktası. Eğer bu olmazsa ikinci adım olan
aynel yakin noktası olmaz. İlmel yakini bozuk olanın aynel yakini düzgün olmaz. Şeriatı bozuk olanın tarikatı düzgün olmaz. Dili bozuk olanın kalbi düzgün olmaz. Dili çarpık olanın kalbi düzgün olmaz. Kalbi düzgün olmayanın bakışı da düzgün olmaz. Kalbi çarpık olanın bakışı da şaşı olur. Hepsi de bunlar birbirine bağlantılı, birbirine ilintili, birbirinin içindedir. Ferasetin üçüncü noktası hakkel yakin noktasıdır. Hakkel yakin noktasının bir veçesi vardır. O veçesi direkt hakka bağlıdır. O kimsenin kendi ihtiyarı yoktur orada. Cenab-ı Hak perdeler, perdelemez, gösterir, göstermez, zarar ettirir, kar ettirir. Orası o farklı bir noktadır. Bir noktası vardır, meselenin hakikatini ayan bir şekilde görürsünüz sebepsiz. Meselenin hakikatini ayan bir şekilde görürsünüz sebepsiz. Burası da işin, ferasetin sonu yok. Burası da hakikatle alakalı kısmıdır. Her nefis ölümü tadacaktır. Yani ölümle nefis yok olmuyor, tadıyor mu? Buradan ölümü tatmak söz konusudur. Her nefis ölümü tadıcıdır noktası zaten. Ya ölüm anını yaşar. Ölüm neymiş onu görür. Ölüm neymiş onunla alakalı hallenir. Bu noktada ölüm yoktur. Bu farklı bir şeydir. Ölümü tatmak farklı bir şeydir. Ölümü tatar her nefes, ölümü tatacak her nefes. Her nefes de ölümü tatacak. Her nefes ölümü tattığı gibi her nefes de ölümü tatar. O her nefes ölümü tatmak anlamlı olan o. Ölmeden önce ölmenin vehim ve vahdet durumu bağlantısı nasıldır? Vehim ve vahdet durumu. Soru kimi? Buradan değil mi soru? Ölmeden önce ölümün yine aynı üç hali vardır. Bu üç hali de haktır. Biz üç hali de vehim noktası olarak görmeyiz. Biz üç hali de bu noktada kendi dairemizde, kendi tasavvuf algımızda biz hakikat olarak görürüz. O yüzden ölmeden önce ölmenin şer'i noktasını vehim olarak görmeyiz. Veyahut da işin aynel yakin noktasını vehim olarak görmeyiz. Bütün bir kimse la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediyse o kimse Müslümandır. O kimse hakka doğru yolculukta yol yürüyorsa o kimsenin dairesi hakikat dairesidir. Ölmeden önce ölmek nefsin mertebeleri ile alakalı mıdır? Bunlar muhakkak alakalıdır. Ama bir kimse örneğin Levvame'de de ölmeden önce ölmenin bir veçesini, bir noktasını veyahut da yol noktasında algılarsak bir kısmını yaşamış olur. Ne yana dönerse dön Allah'ın veçini görmek ne zaman insana nasip olur? Bu normalde ne zaman nasip olur dersek bunu belirli bir zamana bağlamış oluruz. Bu her an için herkesin yaşadığı bir şeydir. Her an herkesin yaşadığı bir şeyden her an herkes buna vakıf değildir. Yoksa yaşıyor herkes bunu. Her şeye dikkat etsek de bu bir lizza lokması mıdır?
nasipten öteye gidilir mi? Sonuçta biz neyin nasip, neyin nasip olmadığını bilmiyoruz. Bize düşen vazife farzları yerine getirip nafilelerle Allah'a yaklaşıp Allah'ı sevmektir. Biz bu noktada bize neyin nasip, neyin nasip olmadığını bilmiyoruz. Bu biraz işin tembellik noktası gibi kaçıyor bana. Bizim insanımız bunu tembellik noktasına almış. Kendince işini düzgün yapmıyor. Kendince elinde bulunduğu işe tam bir vukufiyet sağlamıyor. Yapması gerekeni tam yapmıyor. Olması gerekeni tam oldurmak için uğraşmıyor. Nasibimiz bu kadarmış diyor. Bu aldatmacadan başka bir şey değil. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede çalışın diyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede sizin önünüzde sizin yaptıklarınız gelir diyor. Başka bir şey gelmez. O yüzden biz neyin nasip, neyin nasip olmadığını bilmiyoruz. Bize düşen vazife çalışıp gayret etmek. Yolumuzda mücahade edenlere yollarımızı açarız diyen Cenab-ı Hak. Çalışmak bize ait. Her noktada. Her noktada. İşimizde, aşımızda, eşimizde, dergahımızda yapacak olduğumuz her işte çalışmak bize ait. Bu normalde bu tip bir sufiliği ve İslam'ı kabul edenlerden değilim. Yani işte nasibimizde ne varsa onu göreceğiz. Yani çalışmayacak o kimse. Böyle bir sufilik anlayışım ve böyle bir dünya anlayışım yok. Böyle bir tasavvuf anlayışım da yok. Böyle bir İslam anlayışım da yok. Ben her şeyin mücadele etmekten, gayret etmekten geçeceğine inananlardanım. Dervişlikse mücadele lazım, dergahsa mücadele lazım, evse evde mücadele lazım, işse işte mücadele lazım. Hayat bu noktada kavgadan ibarettir. Mücadele ediyorsanız muhakkak ki kavga ettiğiniz bir yerler vardır. Mücadele ediyorsanız savaştığınız yerler vardır. Savaştan kaçmak, savaştan geri dönmek namertliktir. Savaşta gayret göstermemek, mücadelede gayret göstermemek vefasızlıktır, haindir, hainliktir. Senin bulunduğun noktada, bulunduğun dairede mücadele etmekle mükellefsin. Hangi dairede durursan dur. O dairede mücadele etmiyorsan, gayret etmiyorsan muhakkak ki ama davana, ama işine, ama ailene, ama dergahına, ama ülküne, ama hedefine ihanet ediyorsundur. Bunun başka bir izah tarzı yoktur bende. Sen mücadele etmiyorsan senin bulunduğun yerde bir gedik açılır. O gedikten şeytan girer, nefis girer, heva heves girer, düşman girer, her şey girer. Bu işinde, evinde, aşında, dergahında, hizmetinde, dervişliğinde, bütün her şeyinde geçerlidir. Sen eşine bakmak zorundasın, çoluğuna çocuğuna bakmak zorundasın, evine bakmak zorundasın. Bunun için çalışıp gayret etmen gerekir. Mücadele etmen gerekir. Eşini korumak zorundasın, çocuklarını korumak zorundasın, evini korumak zorundasın. Sen korumazsan muhakkak ki birisi, bir kurt gelir, oradan bir şeyi kapar götürür. Kadınlar için de geçerlidir, erkekler için de geçerlidir. Bir kadın da işini, aşını, eşini, çoluğunu, çocuğunu korumak, muhafaza etmek, mücadele etmek zorundadır. Bir erkek de eşini, çoluğunu, çocuğunu, ailesini, işini koruyup mücadele etmekle mükelleftir. Herkes mükellefiyetliğini yerine getirecek. Dervişsen dergahta çalışıp çabalayıp mükellefiyetliğini yerine getireceksin, dersini çekeceksin. Bir vazife aldıysan vazifeni yerine getireceksin. Koşulması gerekiyorsa koşacaksın. Uçulması gerekiyorsa uçacaksın. Uçacaksın. Vazifeni yerine getireceksin. Senin orada hevane hevesine dalman bütün dergaha bağlar mı? El cevap bağlar. Senin orada bir yanlış sözün bütün dergaha bağlar mı? El cevap bağlar.
Senin bir yanlış davranışın bütün dergahı bağlar mı? El cevap bağlar. Gevşek davranamazsın, gevşek konuşamazsın, gevşek işler yapamazsın. Yaptığın anda dergahın başına dert açarsın. Buna kimsenin hakkı yok. O yüzden nasibimizde ne varsa göreceğiz. Bu işin ayrım noktası. Bu kulağa ait bir şey değil. Bize çalışıp mücadele etmek düşer. Bize gayret etmek düşer. Dükkanın varsa dükkanına dosdoğru bakacaksın. Az yiyeceksin, az harcayacaksın, malını koyacaksın dükkana. İşin varsa dükkanını, ne iş yapıyorsan, tertemiz tutacaksın, pırıl pırıl tutacaksın, rafına bakacaksın, dükkanına bakacaksın, müşterine bakacaksın, çalışanlarına bakacaksın, çalışanların tırnaklarını varıp da kulağının içindeki kire pasa kadar bakacaksın. Ağız kokusundan tut, diş temizliğine varıncaya kadar bakacaksın. Bize gayret etmek düşer. Bizim kul olarak vazifemiz gayret etmektir, mücadele etmektir. Ama Cenab-ı Hak o kulun gayretinin karşılığını koyuyor zaten. Yolumuzda mücahade edenlere yollarımızı açarız. Bir kimsenin ailesini geçindirme için çalışması Allah'ın yoludur. Bir kimse çoluğunu çocuğunu daha iyi geçindirmek için, daha iyi yaşatmak için mücadele etmesi Allah'ın yoludur. Eşleriniz size Allah'ın emanetidir, çocuklarınız size Allah'ın emanetidir. Hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Dergah Allah'ın emanetidir, dervişler Allah'ın emanetidir, hepsi de. Çocuğundan yaşlısına kadar bu dergaha giren herkes Allah'ın emanetidir. O zaman herkes elinin altındaki emanetlere hıyanet etmeden düzgün davranma, mücadele etme, yerli yerinde davranmakla mükelleftir. Ya nasibimizde kaç tane derviş varsa olacak, öyle bir şey yok. Sen geleni kırarsan, gideni kırarsan, sen ona laf söyler, buna laf söyler, ona iter, ona kakaklar, ona tepeden bakar, onu kovarsan dergahta kimse kalmaz. Bunların hepsi de nefsine uydu dersin sonra. Kendi nefsini görmezsin. Çalışıyorum çalışıyorum olmuyor dersin. Kendi nefsini görmezsin. Beni dinlemiyor kimse dersin. Kendi nefsini görmezsin. Dervişlerden geçinmeye kalkan bir zakir batmaya mahkumdur. Dervişlerden geçinmeye çalışmaya kalkan bir çavuş batmaya mahkumdur. Dervişlerin kafasını bulandıran zakirmiş, çavuşmuş, şeyhmiş, abimiş, amcaymış, imammış, emmiymiş, hacıymış, hocaymış batmaya mahkumdur. Yol kaldırmaz bunları. Öyle nasibi bu kadarmış, yok öyle. Allah rahmet eylesin, Şeyh Efendi'nin zamanında çok derlerdi bana. Mustafa Efendi, burası sizin orası gibi değil. Çalışmayan hep bir bahane üretir. Gayret etmeyen, fedakarlıkta bulunmayan bahane üretir. Adam işine bakmaz, bahane üretir. Kabahat müşteridedir. Adam dükkanına bakmaz, kabahat müşteridedir. Adam mal alırken düzgün almaz, kabahat toptancıdadır. Adam işine dikkat etmez, kabahat bütün esnaflardadır. Hükümettedir kabahat. İşler çok bozuk canım, bu hükümet geldi çok bozuk oldu. Ben parayı tanıdığımdan beri ticaret yapıyorum. Ben parayı tanıdığımdan beri. Ben Bayındır pazarında maydanoz satmış insanım. Ailem çok zengin olmasına rağmen iyi ki maydanoz sattırmışlar. Ben hep dua ediyorum onlara. Ailemiz zengin deyip de kenarda oturtmamışlar beni.
Abim utanırdı. Gitmezdi pek. Onu da böyle hoş görürlerdi. İyi ki ben orada maydanoz satmışım. Benim babam 16 yaşında vefat etti. 16 yaşından beri benim ailemin bana bir tane zeytini yoktur. Bir tane zeytin. Bizde zeytin var. Zeytinleri toplarlardı. Bana da yemeklik 10 kilo zeytin yapmışlar. Kaç para kilosu işte? 10 lira. Verirdim ben anneme. Al zeytinin parasını derdim. Şimdi Cenab-ı Hak hamdolsun. Bak burada oturuyor. Diyorum ki ailemin bana bir tane zeytini yok. Mücadeledir hayat. O yüzden nasip, eyvallah. Nasibe inanmıyorum diye değil. Biz bize düşeni yapalım. Ben adamın dükkanına giriyorum, alışveriş edeceğim, bakıyorum rafı tozlu. Çıkıyorum ben dükkandan. O adam dükkanına bakmamış. Hak etmiyor. Söylüyorum dükkanına bakmamışım. Nasihat ediyorum. Dükkanına bak, raflarına bak. Mal tozlu olmasın, rafın tozlu olmasın. Müşteri geldiğinde tozlu malı görünce der ki bu mal eski. Der ki bu malın modası geçmiş. Der ki bu malın modeli geçmiş. Yerini değiştir. Müşteri geldiğinde aynı yerde görmesin onu. Rafını değiştir. Alttan üste al. Üstten alta al. Yer değiştir. Çalış. Sabah kaçta açılıyor herkesin dükkanı? 9'da. 8.30'da gitse. Sen 8.30'da git. Ya esnaf bizim 10'da geliyor ya. Esnaf 10'da geliyorsa sen 8.30'da git. Dükkanını aç, rafını temizle, her şeyine bak, bekle. Mücadele. Dergah, sen önce git. Sen oranın zakiri misin? En önce sen git. Sen oranın çavuşu musun? En önce sen git. Çayı demle, ortalığı temizle, geleni karşıla, sen karşıla. Öyle yok. Öyle. Sonradan, yok öyle bir şey. En önce sen gideceksin. En önce sen gideceksin. Açacaksın, oturacaksın oraya. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Tekkeyi bekleyeceksin. Dervişler geldiğinde seni orada görecekler. Diyecekler ki ya zakirimiz burada, çavuşumuz burada, bizden önce gelmiş. Kendilerine çeki düzen verecekler. Sen 10'da gidersen herkes bekler. Kaçta geliyor? 10'da geliyor. Biz de ona 5 kala orada oluruz derler. Sen 9'da oraya gideceksin. 9.30'da oraya gideceksin. Eşine, çoluğuna, çocuğuna mücadele edeceksin. Gayret edeceksin. Bakacaksın. Evine gayret edeceksin. Bakacaksın. Evinizin dolabındaki soğandan haberiniz yoksa evin adamı değilsiniz. Bir kadın evinin dolabındaki soğandan, pirinçten, bulgurdan haberi yoksa evin kadını değil. Evde pirinç olduğu halde sana bir daha pirinç aldırıyorsa o evin kadını değil, evine bakmıyor düzgün. Erkek bir sefer söylerse pirinç olması lazım evde. Nasıl yani? Evet. Sen bir daha bir bak. Ya burada bitti. Olması lazım ya. Sen bir bak bir daha. O baktı bir daha. Pirinci buldu mu? Bir daha der ki kendi kendine. Herif benden iyi takip ediyor mutfağı der. Öbür türlü pirinç orada böceklenip gidebilir. Sorumlusu sensin. Birinci derecede erkek olarak. Aldığın maydanozu dahi bileceksin. Hafta içinde o maydanozu yemediysen maydanoz ne oldu diyeceksin. Bu salatada maydanoz neden yok?
Ben roka almıştım pazardan diyeceğim. Bu roka nerede ki? Ne oldu? Misafirlere mi ikram ettin? Canım roka istedi. Ya işte aşağıda kalmış, yanda kalmış, biraz sararmış. Sararmasın. Bir şey sararırsa, bozulursa hakkım helal değil. Elinin altındakinden sorumlusun, mücadele edeceksin. Gevşeklik yok bu alemde. Uyursan ölürsün. Slogan bu. Uyursan ölürsün. Bey Davut, uyanık ol. Ne diyor Davut'a? Ey Davut, uyanık ol. Uyursan kurt kapar bir şey. Yırtıcı hayvanlar kapar. Allah muhafaza eylesin. Amin. Nazar boncuğunun dinimizde yeri nedir? Yok ki dinde yeri olsun. Bir sohbetinizde X partinin geriye düşmesi için çalıştıkları kadar Allah'a çalışsalardı bu ülkenin rengi değişirdi. Güllük gülistanlık anlamında dediniz. Sizi takip eden kardeşlerimizin hayatlarının tatlanması, bereketlenmesi için bizi bildiklerinizden faydalandırır mısınız? Biz de inşallah bu söyleyeceklerinizi uygulayarak bayram ve sonraki hayatımıza devam edelim. Rabbimiz sizi ve özellikle dergah kardeşlerimiz güzelliklerle karşılaştırsın. Amin. Bizim işimiz mücadele etmek, gayret etmek dedik ya, devam edelim. Bizim işimiz Kur'an, sünnet, vatan, millet mücadelesi vermek. Bizim işimiz bu noktada kendi hedef olarak, hedefimiz bu ülkede, bu memlekette Kur'an ve sünnetin hakim olması, ondan sonra dünyada hakim olması, ondan sonra da semada hakim olması. Kur'an ve sünnetin her noktada, her alanda hakim olması. Bizim bu noktadaki hedefimiz bu. Bununla alakalı biz dinimizi bu topraklarda yaşayacağız ve bu topraklara hakim kılacağız. O yüzden bu topraklar bizim için önemli. Ve biz bu topraklarda bu insanlarla, bu milletle bunu başaracağız. O zaman bu milletimiz de önemli bizim. Bu noktadaki bizim gayretimiz, bizim mücadelemiz, bizim tek noktamız bu meselede, bu topraklarda Kur'an ve sünnetin hakkıyla yaşanması, Kur'an ve sünnetin hakim olması ve aynı zamanda da bu milletin bu topraklarda bu meseleyi becerip başarmasıdır. Bununla alakalı partisi, purtisi, ıvır zıvır hepsi de araçtır bizim için. Araç. Ama birisi bizim elimizdeki kazmayı almaya kalkarsa biz bu kazmayla bu toprakları kazacağız. Yeni tohumlar ekeceğiz. Bizim kazmamızı elimizden almaları demek, bu toprağı kazmayın demek. Ya ne olacak bu kazmayı alsak dediklerinde kazma olarak görmeyin onu. Bizim elimizde bir kürek var. Yol açıyoruz biz. Ya ne olmuş ki senin elinden küre alınca? Senin yoluna bir şey dokunmadım ki. Kardeş, sen benim elimden küre almakla benim yol açmamı engelliyorsun. Sen küreyi görüyorsun, ben yolu görüyorum. Sen kazmayı görüyorsun, ben tarlayı görüyorum. Sen anahtarı görüyorsun, ben motoru görüyorum. Anahtar olmazsa o motor tamir olmayacak. Ya ne olmuş canım?
İşte X kimse, sen o X kimseyi görüyorsun. Ben onun arkasını görüyorum. Ne olacak canım? Sen yanındaki 3 kişiyi hiç değiştirmiyorsun. Sen o 3 kişiyi görüyorsun. Ben arkasını görüyorum. Ha demek ki bir şey araç. Biz araca da sahip çıkarız. Biz elimizdeki aleti de bırakmayız. O yüzden bir şey, ha ama körelmiş kazma, bileyelim. Alalım örslen, çekişten bir güzel ağzını burnunu düzeltelim, düzeltelim. Bu ne? Araca nasihat etmek. Rahatlan hocanın varsa dövülecek yeri dövelim. Ama ben döveceğim onu. Ya Amerika, İsrail, İngiltere seni dövdür, sana dövdürmem bunu. Ben dövüleceği zamanı bilirim, ben döverim onu. E sen geleceksin, operasyon yapacağım burada. Benim elimdeki araca diyeceksin ki ben buna ders vereceğim. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Birisi de gelmiş mesela, örneğin geçmiş dönemde. İşte abi bana müsaade et. Evet müsaade edeyim. Bu dergaha bir çeki düzen vereyim. Aa hoş geldin 23 Nisan. Nesine çeki düzen vereceksin dedim ben. Ne yapacaksın? Böyle baktı şimdi bu bana. Bu 3-5 sefer derslere geldi böyle. Ne yapacağım? Projeni hazırla gelsen dedim. Aradan birkaç hafta geçti, yok. Ne gördün yanlışlık, eksiklik olarak tespit ettin mi? Ses yok. Ne gördün, ne vereceksin, ne yapacaksın? Yine ses yok. Ha. Gel, otur, diş çök. Hep beraber düzeltelim neyimizi düzelteceksek. Dışarıdan düzelttirmeye kalkmasın kimse bize. Birisi yön çizmesin. Yön çizecek olan gelsin nasihat etsin bize. Biz bu noktada nasihata açıkız. Allah bizi affetsin. O yüzden inşallah güzel şeyler olacak. Bu memleket iyi şeylere layık. O yüzden ara sıra böyle Uhud gibi Müslümanlar yaşarlar böyle şeyler her dönemde. Toparlanırlar. Bu tekerlek tümsekte kalmaz. Öğrenecek insanlar. Müslümanlar da öğrenecek. Yıllardan beri baskı altında yaşadılar. Zulüm altında yaşadılar. İnim inim inlediler. Böyle bir feraha kavuştular. Şımardılar. Herkes şımardı. Partisi de şımardı, milletvekili de şımardı, hepsi de şımardılar, belediye başkanları da şımardı, şımarmadı değil. İnsanlar da şımardı, halk da şımardı. Halk da şımardı. Herkes şımardı. Hiçbir zaman istemem memleketim sıkıntılı günler yaşasın. Ama nimetler karşısında nankörlük etmemek gerek. Allah nimete şükredenlerden eylesin. Ben 250 imsakiye dağıttım. Bunlarda Hacı Ahmad'ın faydası, kolanın zararları yazılıydı. Ama şöyle bir şey oldu. İmsakiyelerde fıdır sadakası 10 TL yazılıydı.
aslında 11.5 TL'ymiş. Ben bunu bilerek yapmadım. Dağıttıktan sonra fark ettim. Matbaanın suçu mu, dükkanımız... Dükkanın mı, benim mi? Sorum şöyle, bu imsakiye bakanların yarısının eksik vereceğini düşünsem, 125 çarpı 1.5 TL'yi ödesem, hak sahiplerinin fıdır sadakası alacaklarınız hakkını ödemeye yeterli olur mu? 250 tane bastırdıysan 250 tane dağıtacaksın. Bana bir yol tavsiye ederek siz yardımcı olabilir misiniz? 250 çarpı 1.5 lira olacak o. Benim fazla nakitim yok. Zekatımı mı vereyim yoksa kaç tane 1.5 benim üstlenmem ve bu açığı nereye, kime, kaç gün içinde vermeliyim? Ben sizin talebinizim ve düşünceli insanım. Bir sene moralim bozuk yaşamak istemiyorum. Harikasın ya. Belli zaten. Ne yazık ki 250 çarpı 1.5 yapacaksın. Bosna için Kur'an ve Yasin hatimleri en son ne zaman demişler? Ayın 11'inde onlar bağışlayacaklar. Ayın 10'una kadar bitmesi lazım. Bir insanın zeki olması veya zeki olmaması Allah'a olan yakınlığını etkiler mi? Evet. Misal birisi helal haram veya tefsir hadis konusunda bir şey söylendiğinde onu hemen anlar. Hayatına tatbik eder. Ötekisi fazla zeki. Fazla zeki olmadığından onu anlayamaz. Hayatına da tam olarak yansıtamaz. Bir eve gittik, yemek getirdiler, yemekten şüphelendik, margarin veya başka şüpheli şey yapmışlar. Bu durumda ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Besmele çekip yiyeceksin artık. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışmak kendine zulüm olabilir demiştiniz. İnsan hayatında ve kendinde değiştirmeye çalıştığı şeylerin iyi mi kötü mü olacağını bilmiyorum, bilemiyorum. Dolayısıyla kendimize zulüm edip etmeyeceğimizi nereden bilebiliriz? Kendine zulüm etmek tam olarak nedir? Örneklerle açıklayabilir misiniz? Bu noktada bir insan Kur'an ve sünnet dairesinde haramları terk edecek. Haramları terk ederekten. Bu farz zaten. Bunu yerine getirecek. Ama ve lakin bazı şeyler vardır, bazı haller vardır insanların üzerinde. Haller geçicidir zaten. Bazen o geçici halle insan mücadele eder. Mücadele ederse o geçici haldir üzerinde kendisine zulmetmiş olur. Mesela İşte uyumak istiyor ama uyuyamıyor. Kendini uyutmak için hap al, ilaç al, zulmetmiş oluyor o kimse. O uyuyamamak veya az uyumak onun sağlığını etkilemiyorsa, onun işini etkilemiyorsa onunla mücadele etmeyecek, değiştirmeye çalışmayacak. Bunun gibi. Bunu kendi üzerinde bir kimse değiştirmeye çalışırsa kendisine zulmetmiş oluyor. Bırakacak onun kendiliğinden. Veyahut da bir kimse bir iş değiştiriyor, sıkıntılı. Bu noktada kendisine zulmetmiş oluyor. Veyahut da işte bir iş akıyor orada, akıp giden işi o kimse kendince böyle kendini zora sokacak noktaya götürüyor kendini. Kendisine zulmetmiş oluyor. Bunun gibi. Allah bizi affeder. Amin. Biraz o tweetim benim kendime aitti. Onu benim yazdığım bir şey o. Kendime ait bir şeydi ama kendimle alakalı bir şey. Herkesi belki de aynı kefeye koymak biraz zor ama genel itibariyle bu.
Her şeyle hoş olmak isteyen hiçbir şeyle olamaz. Kalbini hür, kalbini her olur olmaz verene Allah'tan hiçbir şey yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Bir kimse sabaha çıktığında kalbinde Allah'tan başkasını bulursa ona Allah'tan bir nasip yoktur. Hadisin manasını anlayamadım. Allah razı olsun demiş kardeşimiz. Normalde bir kimse her şeyle hoş olamaz zaten. Bu normalde her şeyle hoş olmak felsefesi İslami değil. Biz haramlarla hoş olamayız. Biz Allah'ın lanetlediği fiiliyatlarla hoş olamayız. Allah'ın lanetlediği herhangi bir şeyle hoş olamayız. Bu mümkün değil. O zaman her şeyle hoş olma fikri İslami değil. O yüzden biz Allah'a dost olan şeylerle dost olmakla mükellefiz. Ya Musa, dostumla dost, düşmanımla düşman oldun mu? Biz Allah'ın sevdiklerini sevmekle mükellefiz. Bizim mükellefliğimiz bu. Biz Allah'ın sevdikleriyle gönlümüzü hoş tutacağız. Allah'ın sevdiği hallerle biz barışık olacağız. Herkes de barışık, münafık o. Her şeyle barışık, münafık o. Bir kimse herkesle ve her şeyle barışık olamaz. Bu mümkün değil. Bu dini değil. Ey iman edenler, siz Hristiyanları ve Yahudileri kendinize dost tutmayınız. Bak, herkesle barışık değilsin. Sizinle savaşanlarla siz de savaşın. Demek ki dost tutmuyorsun onunla. Siz inanmayanları kendinize dost tutmayınız. Ayet-i Kerime. Hadis-i Şerif, sizin ekmeğinizi namaz kılanlar yesin, müminler yesin. O zaman biz her şeyle, herkesle hoş olma noktasında değiliz. Bu ölçü değil. Var ya bir kısım tasavvuf ehliymiş gibi görünenler. Bir kısım böyle kendilerince böyle işte ne o? Kendilerince insanlık için insanlık seven hümanist. Böyle bir İslam yok. Böyle bir anlayış da yok. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bir Müslümanın haramlarla barışması mümkün değil. Haramlarla barışık olması mümkün değil. Kötülerle ve kötülüklerle barışık olması mümkün değil. Zalimlerle barışık olması, zalimleri hoş görmesi mümkün değil. Siz bir kötülüğü gördüğünüzde elinizde mümkün değilse, dilinizde o da mümkün değilse kalple buğz ederekten önlemeye çalışınız ki bu da imanın en zayıf noktasıdır. Nerede bak hoşluk? Allah muhafaza eylesin. Biz yeryüzünde, ayet-i kerim ne diyor? Siz yeryüzünde iyiliği yaymakla mükellef bir ümmetsiniz. Yeryüzüne iyiliği yaymakla mükellef olan bir inanış sahibinin yeryüzündeki kötülüklerle, yanlışlıklarla, eksikliklerle hoş olması mümkün değil. Kalbini her olur olmazla verene Allah'tan hiçbir şey yoktur. Evet, insan hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dua ediyor ya, Ya Rabbi kalbini senin dininde sabit eyle. Demek ki kalbi her olan olmaz şeye doğru döndürmeyeceğiz. Kalp esen rüzgara doğru gitmeyecek. Duygu savrulması yaşamayacak. Duygu savrulması insanları helak eder. Duygu savruklu insanları helak eder. Tarikattaki duygu savruklu insanın dervişliğinden eder. Duygu savruklu nedir? Mesela ehli tarikat
kendisini üstada rabd eder. Üstadın dışında bir yere rabd ederse duygu savrukluğu yaşar. Adamın dervişliği gider. Bir kadın kendisini erkeğine rabd eder. Eğer bir kadın duygu olarak erkeğini kendini rabd etmezse, duygu savrukluğu yaşarsa ailesi gider, namusu gider. Bir erkek duygu olarak evine rabd eder kendini. Eğer duygu olarak bir erkek evine rabd etmezse, eşine ve çocuğuna rabd etmezse, babalık yapamaz, kocalık yapamaz, o ev dağılır. Duygu savrukluğu yaşamayacak bir kimse. Kalbini her olur olmaza teslim etmeyecek. Bir kız çocuğu kendince, kendi kafasından, ya şunu seviyorum ben, ay bunu da sevgili edeyim, duygu savrukludur, harama gidiyor. Perişan eder kendini. Bak, perişan eder kendini. Gider namusu, aileye batırır. Duygu savrukluğu bunlar. Allah muhafaza eylesin. O yüzden burada bir kimse din olarak İslam'da kendisini sabit edecek. Hayatını Kur'an ve sünnet noktasında sabit edecek. Duygularını Kur'an ve sünnet dairesinde sabit edecek o kimse. Haram dokunmayacak, haram bakmayacak, haram yürümeyecek. Haram. Gücünün kaldıramayacağı bir şeyi duygu savrukluğu yaşamayacak. Rezil eder kendini. Allah muhafaza eylesin. Bir kimse sabaha çıktığında da kalbinde Allah'tan başkasını bulursa ona Allah'tan bir nasip yoktur. Kalbini her daim o kimse rabıta altında tutacak. Kalbinde her daim Allah'ın zikri ve muhabbeti olacak. Eğer kalbinde o kimsenin Allah'ın muhabbeti yok ise bilsin ki şeytan yerleşmiş oturmuş oraya. Hani hadis-i şerif var ya, gece diyor yarısında bir kimse abdestli yatar da sağından soluna döndüğünde Allah'ı zikrederse Cenab-ı Hak diyor ona ne isterse verir. Bakın, sağından soluna dönerken dahi o kimsenin kalbinde Allah olacak. O kimsenin kalbinde zikrullah olacak. Sağından soluna dönerken Allah diyecek, dönecek. Solundan sağına dönerken Allah diyecek, dönecek. Kalkarken Allah diyecek, kalkacak. Güm diye bir ses çıktı, Allah diyecek. Onun kalbinde Allah var. O uyusa da, yürüse de kalbinde Allah var onun. Başka bir şey de konuşurken güm diye patladı, Allah diyorsa onun kalbinde Allah var. Anne diyorsa kalbinde annesi var. Allah yok. Kalbinde yok yani. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun inşallah. Cenab-ı Hak kendi zikrullahının hakikatini gönlümüze, ruhumuza yerleştirsin inşallah. İçin bakalım çaylara. Saat 12 canacağız. 12'den sonra çalışmıyor ya bazıları. Sor. Bir şeyi sevdik, her şeyi sevdik. Bir şeyi seven gerçekten bir şeyse her şeyi sevmiştir zaten. Buradan bir şeyden kasıt Allah'sa, bir kimse Allah'ı severse zaten Allah'ı sevenleri de sevmiş, Allah'ın sevdirdiklerini de sevmiş, Allah'ı sevenleri de Allah'ın sevdiklerini de sevmiştir. Bunlar böyle edebiyat değildir. Bir kimse Allah'ı sevdiyse peygamberi sevmemesi düşünülebilir mi? Ya sen peygamberi de seviyorsun, ikilik, geri zekalı.
Ya siz şeyhi de seviyorsunuz, ikilik gerizekalı mı? Hazreti Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi sevmek imandandır. Şey, İmam-ı Azam fetva koyar. Kim bunlara küfrederse ehli küfürdür der. Ne şimdi, ikilikte mi İmam-ı Azam? Ehl-i Beyt'i sevmek imandandır. Hadis-i Şerif ikilikte mi şimdi hadis-i şerif? Uzun yol. Benim yolum değil. Ottan, çöpten, böcekten Allah'ı seveceğim diye uğraştır. Uzun yol. Benim yolum değil. Ben çok o kadar değilim. Biraz kestirme gitmeyi severim ben. Yapamam. Ottan böcekle uğraşamayacağım ben. Allah'ım, senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini, seni sevdirecek olanın sevgisini gönlümüze bahşeyle. Amin. Amin. Kestirme yok. Çok kestirme. Hiç dolan başlı değil. Bir, onu sevdirenin sevgisi ne demek? Bu bir üstad, bir mürşid, bir Allah dostu. Onun sevdiği kim? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de onun sevgisi. Bu fakir başka bir şey bilmez. Uğraşmaz başka bir şeyle. Bunları seviyor olmak, eşini, çocuğunu, arkadaşını, dostunu sevmiyor demek değil. Öyle bir kaldırdın ki. Yani mesela bu eşi, dostu, arkadaşı, bunu Allah'a sevdiği için feda etmesi gerekiyor. Veya size bir şey... Yok. Feda etsin ki. Karşısına çıkabilir mi bu sebebi? Hiçbir şey çıkmaz karşısına. Bir insan Allah rızası için, kim Allah için birbirini severse Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenecek. Neden önüne çıksın? Sen Erkan'ı Allah için seviyorsan hiçbir gölgenin bulunmadığı yerde Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenecek. Bunu Arabi bir veli olarak, mürşid-i kamiller olarak bağlar bunu. Der ki, yani bir kimse Allah için bir veliyi, bu, böyle de hadis-i şerif var. Oradan onu bağlar Arabi'de, Hazreti Mevlana'da, bütün sufiler orayı bağlarlar. Derler ki, bir üstadı Allah için sevmek. Yani onunla alakalı bağlarlar ama biz meseleyi geniş dairede tutalım. Müminler kardeştir. Mümin, mümine şefkatle ve merhametle davranır. O yüzden bir kimse Allah için kardeşlerini de sevecek, üstadını da sevecek, eşini de sevecek, çocuklarını da sevecek, arkadaşlarını da sevecek. Bunda bir beis yok. Yani bana şöyle gelmişti, bu yanlış mı? Mesela dergâhtan üstad en çok sevdiği üstad, diğer mesela üstaddan dolayı işte Erkan'ı, Ahmet'i, Bu normalde dergah vasıtasıyla tanışıyor ya, Cerkan'la nereden tanıştın? Bu dergah kardeşlidir. Orada herkes bir araya gelmiştir, Allah için birbirlerini severler. Buradaki vesile, birbirini sevmesindeki vesile dergahtır, üstattır, vesiledir. Yani orada bir şey üstattır. Dergahsa evet. Her şeyden her şeye yok, bu öyle bir şeyden her şeye o değil. Biz ölçü koyalım. Ölçü ne? İnsan derviş kardeşlerini sever. Ölçü ne? İnsan üstadını sever. Ölçü ne? İnsan bir mümin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini sever. Allah'ı sever. Ölçü bu. Seyir nedir efendim? Seyretmek. Bosna'ya gittin arabayla, öyle değil mi? Seyrettin mi yolları? Seyir. Aç.
konuşmaz öbür türlü. Allah'tan, hadis-i şerif geçen dersinizde söylemiştiniz. Allah'tan hayırlısını isteyiniz. Bir hadis-i şerif. Fakat diğer bir hadis-i şerifte de Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'tan affı afiyet isteyiniz. Ve kısmi olarak sahabe efendilerimize birçok hadis-i şerifte Allah'tan istenilecek belirli ölçüler çiziyor. Ama biz sufi eğitimimiz olarak Allah'tan hayırlısını istemeyi burada tercih ettik. Peki hayırlısını istediğimizde bu varlık alemine istekle duada bulunamıyoruz. O zaman doğru olan hayırlısını istemek midir? Yoksa gönlümüzdeki, kalbimizdeki istekleri istemek midir? Burada bir sıkıntı, bir kabız oluştu. Normalde bir kimse gönlündeki, kalbindeki istekleri sıralarken hayırlısıyla diye şerh düşecek. Ama Allah'tan affı afiyet isteğinizin başında hayırlısı yok. Onu da normalde o hadisler af ve afiyet isteğiniz hastalıkla alakalı. Sahabeden onun nüzul sebebi şu. Sahabeden birisi Allah'tan sabır istiyor. Hastalığı bir türlü geçmiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ona diyor ki sen nasıl dua ediyorsun? O da diyor ki ya Rabbi ben Allah'tan sabır istiyorum. O da diyor ki öyle dua etme. Allah'tan afiyet iste diyor. O hadis-i şerifin sebebi nüzulü bu. Yani o kimse hastalığıyla alakalı, bir sıkıntısıyla alakalı Allah'tan sabır istiyor. Bela, musibet ve sıkıntıların karşısında Allah'tan sabır dilenilmez. Orada Allah'tan afiyet dilenilir. Bu hususta tıkanıyor iş. Mesela Bedir Savaşı'nda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yardım istiyor. Bunun dışında birçok Edeb-ül Müfret'te duasında bakıyoruz ki çok şey istiyor. Ama kemalat noktasında o biz Allah'tan o inşallahın canı olmuştur. İnşallahın canı olan için bir şeyin kelama dökülmesi onu da içine kapsar. İnşallahın canı olan için hakikat noktasında onun isteği hakkın isteğidir. O yüzden o hayırlısı diye şart düşmez. Biz kullaradır o hayırlısını istemek. O zaman bir kul hiçbir zaman bir normal bir istekte bulunmayacak. Bulunacak hayırlısıyla isteyecek. Ya Rabbi bana eşin hayırlısını, aşın hayırlısını, evladın hayırlısını. Peki hayırlı olsa olanın evlenmemesi ise? Efendim? Hayırlı olan evlenmemesi ise? Hayırlısını isteyecek. Nasıl kesbedecek onu? Kesbetmeyecek bir şey yok. Yok diyecek ki ya Rabbi benim evliliğim hayırlısıysa benim evlenmeme yardım eyle. Sadece Allah'tan hayırlısını istemek, arkasına bir şey koymamak, yani bir istekte bulunmamak. Allah'a karşı Allah'tan nankörlük isteyin. Olur mu? Nankörlük. Allah'tan isteyin. O zaman işte burada tıkanıyor. Allah'tan hayırlısını isteyin. Evet. Allah'ım bana hayırlısını ver ama arkada bir şey yok. Canım kardeşim, istediğinin hayırlısını isteyeceğim. Yani istediğimizin başına hayırlısını koyacağız. Önemli değil ya, başına koy ister sonuna koy. Ya Rabbi bana hayırlı bir eş. Ya Rabbi bana eşin hayırlısı. Ne fark var bunda? Ya hayırlısını ver dediği zaman ölüm onun için hayırlıysa? Hayırlısıysa hayır, ölüm de ölür. Ölür. Ama ölümün de hayırlısını isteyecek. Bu arkasına bir eş istiyor mesela. Kesbediyor, istiyor. Tamam. Doktor için mi söylüyorum bu derken? Onun da hayırlısı. Onun arasından çıkamadım. Böyle onun arasından derken gene doktora işaret ediyormuşum gibi oluyor. İşaret ediyor ya böyle. Miniksiz söyle. Ben öyle anlıyorum. Miniksiz konuşamadım ben doktor. Herkes her şeyi isterken hayırlısını isteyecek. Ya Rabbi bana eşin hayırlısı, işin hayırlısı, aşın hayırlısı, rızkın hayırlısı, çocuğun hayırlısı. O zaman müdahale edebiliyoruz hayatı dua ile. Etmiyor diye bir şey söyledim mi ben bugüne kadar? Geçen derste ben bir haftadır onu düşünüyorum. Allah'tan hayırlısını isteyeceğiz. Tabii hayırlısını isteyeceğiz tabii. Ya Rabbi bize eşinde, işinde, aşında, arkadaşında, dervişinde, şeyhinde, yolunda, yoldaşında, taşında, toprağında, atında, avradında, silahında hayırlısını ver. Amin. Silah hayırlı olmazsa, geri teperse ne yapacağız?
silah hayırlı olmaz, ateş almazsa ne yapacağız? Eş hayırlı olmazsa, dinlemezse ne yapacağız? Yürü dersen yürümezse, otur desen oturmazsa ne yapacağız? Saçını başını yolarsın. Bu kapkara saçın sakalın bembeyaz olur. Hayırlısını iste. Cümle kardeşleri Cenab-ı Hak hayırlısını arasın. Şimdi Midder, bir kardeş böyle geçmiş zamanda Şeyh Efendi'ye gelip gidiyormuş boyuna. Efendim dua et de işte bir minibüs alayım, dervişleri gezdireceğim. Dua et efendim bir minibüs alayım. Hayırlısı diyormuş hep Şeyh Efendi. Hep hayırlısı diyormuş. Bir gün gelmiş efendim demiş ya, dua et. İyi oğlum, Allah sana bir minibüs versin demiş. Nevşehir'de bu arkadaş. Bu minibüs alıyor. Bir iki getirip götürüyor milleti. Ondan sonra dergahı bırakıyor. Hiç gelip gitmiyor. Böyle bir mevzu oldu böyle. Hani hayırlısı meselesinden. Şeyh Efendi dedi, filanca var ya Mustafa Efendi. Evet efendim. Geldi gitti minibüsüm olsun. Geldi gitti minibüsüm olsun. Evladım hayırlısını, evladım hayırlısını diyorum, dinlemiyor beni dedi. İlla ki minibüs istiyor dedi. Bir gün geldi gene dedi. Efendim bir minibüsüm olsun. İyi olsun oğlum, Allah. İyi olsun demiş o. Bu kadar. Tabi bu minibüsü alıyor. Derviş gezdirecek sözde. Aradan bir ay geçiyor. Yerler esiyor ortalıkta. Şimdi dedi arkadaşlar çağırıyor, gelmiyor oğlum dedi. Her şeyin hayırlısı. Biz bilemeyiz. Hakkımızda neyin hayırlı olup neyin hayırlı olmayacağı. Biz isteriz. Cenab-ı Hak benden isteyin. İstemek kulluğunu göstermektir. Dua etmek kulluğunu göstermektir. Dua ederiz, isteriz. İstediğimizin icabını yerine getirmek için gayret gösteririz. Ama bunu isterken de hayırlısını isteriz. Demirci Yakup gitti mi? Zekat verirken içinden niyet edeceksin. Zekat verirken şimdi akraba, komşu olarak sıralamaya kadar olursak bizim cemaatimizin sıralamaları yok. Bu insanların kendi görüşüyle, bakışıyla alakalı. Gerekiyor. Yemeğini senin namaz kılanlar yesin. Hadi şerde. Duruma bağlı. Yani şöyle duruma bağlı. Mesela birisi vardır. O kimse mesela tüccardır o kimse. Örneğin veyahut da bir iş yapıyordur. İşi zorlanmıştır. Ona zekat verirsin. O adam tekrar ayaklarımız tekrar zekat verir hale gelir. Ama bir insan vardır mesela, ona geçinecek kadar verir. Bu duruma konuma göre değişir. Ama bunun sıralamayı koyarken işte fakirlere, miskinlere, borçlulara, Allah yolunda mücadele eden, cihad edenlere, yolculara diye sıralamış bir kimse. Bunda birinci derecede o kimse için akrabalarına, din böyle hükmediyor ya. Bu noktada bir kimse bakıyorsun akrabalarına, Kur'an sünnetten hepsi de uzaklar. Bu benim bencesi bu, kendimcesi. Ben yakınımdaki dervişler bakın ne ulaşayım ki? Ben kendim öyle düşünüyorum. Bunu herkese ölçü değil. Bunun gibi. Ben burada oturuyorum, burada kalkıyorum, burada yiyorum, burada içiyorum. Benim için hayat burada geçiyor. Öyle olunca herkesin kendince bir sıralamada kategorisi var. Nefistendir. İnsan rızkını arttırması, rızık ayrıdır, mal-u nimet ayrıdır.
Mal-u nimet, giydiğin kıyafet. Rızık yediğin içtiğin için. Şey. Şeytanın vesvesesi. Üzerine düşen vazifeleri yerine getirmek bir kimse için farzdır. Öyle olur ki sufi şeytanı görür. Sufi şeytanı görünce alay eder onunla. Bu sufinin şeytanı alenen görmesiyle alakalı. O hale gelen sufi için geçerlidir. Neyin sınırı olsun ki rahmetinin de sınırı olsun? Bizim algılımı anlamamız için. Allah 100 parça ayırmadı. 100 olsa dedi, çünkü en fazla büyük rakamlardan birisi o. Birisini dedi dünyaya ver. Yok öyle değil yani. Bereket Cenab-ı Hakk'ın kendi uhdesinden, kendi katından bir kimseyi nimetlendirmesidir. Her şeyle beraberdir o. Gene iş mevzu aynı noktaya geldi, bağlandı gene senin kimin. Hayır. Ya biz diyorduk bir milli mesele sen varsın diyorduk. Yok bir tane daha varmış arkada. Ayağını sürüyor sen, onunla da bir bitmeyecek yani. Arkadan bir tane daha gelecek gibi geliyor. Sırada şimdi bu mu takoz oluyor bütün herkesin? Söyle yavrum. Evet korku. Senin korkun mesela evlenememe mi? Örneğin. Mesela boğulma şey var. Boğulma korkusu. Mesela aç. Suyun içine mi girdi? Ben gittim. Ama bu benim iki ayımı falan var. Vay vay vay, nelerle uğraşmışsın sen doktor ya? Korkun var. Allah Allah. Böyle bir uzun sürdü. Şimdi bakıyorum. Maşallah ya. Diyelim ya 15 tane korkuyor musun? Böyle mi ben? Aman. Bunun bir kısa yolu var mı yani? Cancağızım tanımıyorum ki ben korkuyu. Yani nasıl bir şey? Mesela suda boğulmaktan korkuyorum. Örneğin mesela. Ben Allah affetsin Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum bu noktada. Ben bir korkuyla karşılaşmadım hiç. Benim korkum bir tek korkum yani. Benim korkum farklı bir noktada. Yani bu söylediğin şeylerle ben yani bunlarla hiç karşılaşmadım. Tabii canım. Olması lazım. Yani benim mesela hayatla bir korkum olmadı hiç ya. Yani. Sizin anlattığınız bu meselelerle alakalı hiç korkum olmadı. Ben korkuyla derviş olunca tanıştım. Yani ben mesela bu artık korkmak mıdır? Veyahut da o duygu nasıl bir şeydir mesela? Ben şeyhimin yüzünün eğilmesinden korkardım mesela bana karşı. Beni alt üst eden şeylerden birisi buydu yani. Bu yenilmez bir şey. Bu yenilmiyor zaten. Korku var yani. Ondan sonra mesela hala daha ben yani Allah affetsin şeyhim böyle yüzünü eğecek bana diye ben korkarım. Hala daha korkarım.
mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle nasıl söyleyeyim, yani yüzünü eğmeyi bırak, hani böyle ne bileyim, hani böyle bir makuliyet vardır ya, o makuliyetten böyle bir perde, hani bir şey intikaya uğrayacak diye korkarım. Düşünmem ama korkarım. Bunu normalde o korkuyu, yani gözümün önünde bir başkasının yaşadığını gördüm, oradan geldi içime. Allah muhafaza eylesin. Yani normalde Allah affetsin böyle şeyler çok konuşmak istemiyorum ama yani birilerine bakmadığını gördüm. Yani böyle Allah muhafaza eylesin. Bütün kardeşleri muhafaza eylesin. Böyle değişik, zaman zaman değişik şeyler tecelli ediyor böyle. Yani Allah muhafaza eylesin. Ben bütün hayatı alıp bir kenara koyarım onu yaşamamak için. Allah muhafaza eylesin. Normal bir şey değil yani. O normalde mümin korkuyla ümit arasındadır. O normalde dünya ve uhrevi hepsini içine kapsıyor. Burası farklı bir şey. Allah muhafaza eylesin. Efendim? Onu bilmiyorum. Belki de benim de yetişmemle, hayatla alakalı bu. Yani ben sonuçta fazla kırılıp dökülen bir kimseyim. Alışmışım ben o tip şeylere. O yüzden hayat beni korkutmuyor. Normal yaşadığımız bu zahiri hayatın hiçbir şeysi korkutmuyor beni. Beni korkutan bu yatıyor insana zaten. Bu tabi insanların, herkesin kendine göre korkuları vardır. Korkusuz kimse yoktur. Ama öyle zahiri dünyevi korkular ben yaşamadım. Yani. Yani manevi olarak manevi olur. Dergahın içerisinde benim normalde korkum benim şeyhimle de alakalı. Şeyhimle alakalıydı. Ben mesela eski arkadaşlar bilir, Şeyh Efendi gelecek deyince çakmak gibi olurduk biz. Ya yani normalde mümkün değildi. Her sohbet bir öncekinden kalabalık olmalıydı. Bu bayındır, ödemiş. Bursa bunun içerisine dahildi yani. Benim bulunduğum yerde kaç dervişler burada? 20. Şeyh Efendi geldiğinde 25'tir orası. Bir daha geldiğinde 30'dur. Yani şey olarak yani. Ya değildir öyle. Mümkün değildir öyle. O normaldi mesela bu, ama bu bende bu bir şey, hayat algısı gibi. Ben ticarette de aynıyımdır. Ben bu sene diyelim ki 100 lira yaptıysam bir dahaki sene 150 lira yapmam lazım. Ben dergahta da aynı. Bu sene diyelim ki 5 ile gidiyorsam bir dahaki sene 6 ile gitmem lazım, 7 ile gitmem lazım. Ben kendimi de öyle konuşlandırıyorum bu noktada. Ben böyle hayat çizgisi bu. O yüzden korku olunca ben bir tek şeyhimin bana yüzünü eğmesinden, benden memnun olmamasından korkardım. Benim üzerimde bir memnuniyetsizlik oluşmasın diye mücadele ederdim bu noktada. Ne maddi ne manevi hiçbir şekilde böyle bir yüzüne eğmek dediğim oydu. Şeyh Efendi mesela yanında durur konuşmaz hiç. Onun öyle tavırları vardı mesela, anlarsın sen. Evinde kalırsın, evinde yer içer, konuşmaz seninle.
Ben de yaşanmadı, başka yerlerde gördüm onu. Ha, dedim ki böyle oluyor Mustafa Özbağ demek ki. Dedim. Öyle öğrendim ben. Ama benimle mesela birkaç sefer öyle nasıl söyleyeyim, böyle tavırlı davrandığı oldu bana da. Ben hemen sordum. Efendim ne oldu? Yok bir şey. Var efendim. Meşhur anlatıyorum ya arkadaşlara. Oğlum sen neredesin? Gizli şeyhlik yapıyor dedim. Ben hemen çıktım herkesin önünde. Dedim ki birinize özel ders verdiysem, özel esma verdiysem, özel rabıta verdiysem, size şeyhlik yaptıysam, böyle bir şey yaptıysam, söylemiyorsanız, hakkım varsa hakkım helal değil. Böyle bir şeye dedim, ölünceye kadar sizin önünüzde gelir de ben şeyh oldum dersen dedim, sakalımı tutup tükürürüm ona. Bitti muhabbet. Bu, evet, bu korkuydu. Vardı. Hala da var bende. Ben yattığım yerden ayağa kalkıyorum, onu gördüm ben. Ayrı bir şey. Mesela arkadaşlar rahat bizim şimdi. Ben hiç öyle rahat olamadım. Ben hiç sözünü kesmedim. Hatırlamıyorum sözünü kestim. Bu bir şeyi konuşurken efendim bir şey diyecektim. Hatırlamıyorum ben. Hayır böyle değildi. Hatırlamıyorum hiç. Böyle olmaz. Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Hiç. Bak hiç hatırlamıyorum diyor. Kendim diyor bazen böyle aklıma geliyor ya hiç dedim mi diyorum böyle. Allah affetsin şatafat yapmak için söylemiyorum onu. Düşünüyorum, yok. Ya normalde baktığım yerde görmediğimde imanımı sorgulardım. Ben ne yaptım derdim kendi kendime. Şimdi basit geliyor bunlar da. Ama yani gerçekten Şeyh Efendi şeyhlik yaptı. Yani bunu şatafat olarak söylemiyorum böyle. Allah affetsin, hakkınızı helal edin. Günün hangi saati olduğu önemli değil. Dın telefon açar. Benim telefonum birinci sırasındadır. A, baba yazar. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Mustafa efendi nasılsın? Allah razı olsun efendim. Hamdolsun. Ben neredeyim şimdi? Bu kadar. İl. Oturduğu oda. Odanın koltuk perde renkleri, odada bulunanların üzerindeki örtü renklerine varıncaya kadar. Bayansa bayan, erkekse haydari rengine varıncaya kadar. Daha ileri simalarına varıncaya kadar. Böyle yaparım. Aa ne gördün? Kolundan vurur. Aa anlat bakalım gördükler. Başlarsın. Birine dedi, nakiplerden birisine, nakip nikabalardan birisine. Ne gördün dedi. Hiçbir şey göremedim efendim. Kestane şekeri de mi görmedin? Thank you.
Sen gel. Ayakla birinci taşını sonra. Hayat durdu. Mustafa Efendi, anlat. Bana ne gördün demiyor, anlat diyor. Ben başlıyorum, şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu, şu şöyle oldu, bu böyle oldu, bu böyle oldu. Ha iyi, sen iplik görmemişsin. Laf da bu. Ben de o zaman iplikçilik yapıyorum. Sen iplik görmemişsin. Ona diyor ki, kestane şekeri de mi görmedin? Ona diyor ki, sen iplik görmemişsin demek ki. Normalde şimdi... Şimdi bu internet çok fazla ya. İnternetin bir veçesi Deccal. Dervişlerin dervişliklerini yiyip bitiriyor. Yani adam oturup zikir yapmıyor, internette dolaşıyor adam. Adam gece iki rekat namaz kılmıyor. Adam yarım saat rabıta etmiyor. Adam iki saat zikirde oturmuyor şimdi. Oturmuyor. Herkes şeyh şimdi. Çok biliyor herkes. O kadar çok biliyor ki kelam, 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 laf, laf, laf. Okuyor ya orada. Hal yok. Otur 3 saat zikir yap, yok. Şu cemaatin içerisinde parmakla sayılır oturup 3 saat zikir yapacak olan insan. Derviş kardeşlerine karşı yumuşaklık yok. Yani tuhaf zamandayız. O yüzden Allah yesin inşallah. Amin. Korku güzeldir bu mana. İnsanı Allah'a yaklaştırır. İnsan bu tip manevi korkular onu terbiye eder. O kimseyi kendi kendine adam disiplin eder. Manevi terbiyedir. Adam kendi kendine düşünür lan, yüzüme bakmazsa o korku daha şeydir yani. Lan Şeyh Efendi'nin evinde benim bir odam vardı, burası sana ait Mustafa Efendi. İstediğin zaman burada gelin, yatan, kalkan, oturun, giden, burası sana ait dedi, evinde. Bunu düşündüğüm zaman ben, yani mahremi evi. Yani o halden geri düşmek var ya. O insanda, insanı disiplin eder. Yani o yakınlık, İnsanı daha da ince davranışa götürür. Gevşekliğe değil. Şimdi bir kimse yakın olduğunu zannediyor, gevşeklik yapıyor. Ya ben Şeyh Efendi'ye yakınım ya. Ya ben bunu yaparım. Ya sen yakınsan daha ince davranman lazım. Daha disiplinli davranman lazım. Daha edepli olman lazım. O yakınlığı gevşeklik ve terbiyesizlik olarak görür. O daha sıkıntılı. Şeyh Efendi yanında en disiplinli insanları götürürdü.
Bizim nerede Hüseyin Aga gitti mi? Hüseyin Aga'nın kayınpederi de dergahtaydı. Benim yanımda dedi. Sen dedi yanında taşıdığın insanlara dikkat etmiyorsun dedi. Vardı ya onun yanında taşıdığı birkaç tane adam. Onlarla alakalı. Dedi ki sen dedi yanında taşıdığın adamlara dikkat etmiyorsun dedi. Yanında taşıdığı adamlar işte örneğin işte. Örnekliyorum şimdi. İşte Çanakkale'ye gitse Halit Efendi buranın kuzuları çok güzelmiş. Kuzu yiyeceğiz mi? Der adamlar. Kardeş sizin katmeriniz güzeldir, katmer yap der adamlar. Ben Hacı abiye de önceden söyledim. Hacı abi bunları yanında taşıma. Bunları yanında götürme. Bir başka yere bunları gönderme. Ben söyledim, iki hafta, üç hafta sonra Şeyh Efendi söyledi. O zannetti ki ben Şeyh Efendi'ye söyledim de söylüyor. Oysa ben onun manevi ikaz geleceğini görüyorum. Şeyh Efendi öyle şeylere hiç böyle müsamahkar davranmaz. Hiç ama. Hiç. Hiç müsamahkar davranmaz. Dedim Hacı abi bunları götürme yanında. Bunları gönderme bir yere. Bak dedim bunlar senin başına sıkıntı olacak. Mustafa Efendi hizmet ediyorlar. Hacı abi yapma. Dedim yapma sıkıntı olacak. Şeyh Efendi söyledi yüzüne. Ve o adamlar da Hacı abi sattı zaten sonunda. Gevşek adam satar seni. Öyle olmadı mı? Hepsi de sattı. Bak hepsi de sattı. Gevşek adam satar seni. Gevşek adamla yol yürünmez. Arkadaşlık edilmez. Böyle lavlaz, langaz adamla yol yürünmez. Arkadaşlık edilmez onunla. Adam disiplinli olacak, edepli olacak, terbiyeli olacak, çizgisi belli olacak, böyle lagara lugara olmayacak fazla. Onunla yol yürünür. Bir yere gittiğinde seni utandırmayacak, senin başına eğmeyecek. Koşmayacak, şunu alacağım, bunu alacağım, şunu yiyeceğim, bunu içeceğim, onu yapacağım diye. Disiplinli olacak adam, dalmayacak her yere. Adam gitmişin misafir orada, evde diyorsun ki ya sizin katmeriniz güzel olur. Ona ne düşer? Ona katmer yapacak, getirecek. Denir mi? Denmez. Otur oturdun yere. Dervişlik, ne getiriyorlarsa ye. Dervişlik yap. Ne getiriyorlarsa ye. Bırak. Gerisi yok bıçağın. Bosna'ya gittik, yaptım diye değil. Her sabah herkesle beraber oturdum mu kahvaltıya? Oturdum. Her akşam da oturdum mu? Oturdum. Bu benim sağlığıma zararlı dedim mi bir şey? Yok. Dervişlik, herkes yediğinden yiyecek, içtiğinden içecek. Niyet edecek. Ya biz bu araya ne geldik? Ben buraya dervişliğe geldim. Vazifeye geldim ben oraya. De. Disiplin. Saat kaçta yemek? 6'da. 6'da orada olurum ben. O niyet edecek. Disiplinli olacak. Yoksa yemesini bilmiyor musun? Benim sağlığım müsait değil. 20 adım ileride kuzu çevirmem var. Gitti. Yok. Dervişler orada ne yiyorsa sen de onu yiyeceksin. Dervişler nerede yatıyorsa sen de orada yatacaksın. Dervişler nerede yürüyorsa sen de orada yürüyeceksin. Bizim aldığımız sufi eğitimi bu. Benim bildiğim sufilik bu. Disiplin. Yanında duran adam disiplinli olacak. Hele şuraya gidelim çay içivereyim, buradan yiyivereyim, buradan içivereyim. Taşıma yanında. Götürme hiç. Yok, yanlış. O yüzden gevşek insan her yerde gevşektir. Dervişlik ise disiplin ister. Adam disiplinli olacak. Çok konuşmayacak. Çok her şeye atlamayacak. O yerleşecek insanın içinde. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi bize öyle öğretti. O yüzden ya ona yakın olmak daha disiplinli olmayı gerektirir. Mesela yol giderdik biz onunla.
bir yerde işte Mustafa Efendi işte abdest alacak. Bir yerde mola verin. Emredersiniz. Dırırt girerim ben bir yere. Hemen derim benzinciye doldur, o gider şeye, ne o tuvalete. Ben havlusunu götürürüm, o abdestini alır namaz kılıncaya kadar. Ben arabanın benzinini alırım, abdest alacaksam abdestimi alırım, namazı kılarım. O çünkü namazın sünnetini kılar, farzından iki rekat şey yapar, ne o? Kaza iki rekat seferi kılar, arına sünneti de kılar, o tamam eder. Ben hemen farzını kılarım, bitiririm ben. Benim vazifem var. Ben hemen, o soracak çünkü biliyorum, arabanın camı temizlenecek, gecese farlar temizlenecek. Soracak çünkü biner binmez, biliyorum ben onu. Mustafa Efendi, cam temizlendi mi? Temizlendi efendim. Farları da temizlettin mi? Temizlettim efendim. Karnını doyurdun mu bunun? Vurur torpidoyu. Doyurdum efendim. Aa maşallah, iyi olur. Hayırlı yolculuk adımdan. Allah razı olsun efendim. Bitti. Ben bir sorabilir miyim? Yok. Rüya gördüm, yok. Hal gördüm, yok. Şunu yaptım, yok. Bunu yaptım, yok. Yok. Araba kullanıyorum. O oturur, tesbihini çeker, hal görür, konuşur yanında. Tesbih çekip çağırır, çağırır, çağırır. He? Ha. Muhabbet başladı, ses seda yok. Ben kullanıyorum. Diyor Mustafa Özba, sen dikkat et kendine. Başlar muhabbet. Sonra döner. Mustafa Efendi ne konuştum ben? Estağfurullah efendim. Duymadın mı? Ses yok bende. He. İyi. Başkası görse, duysa deli olmuş bu der. Değil mi Mustafa Efendi? Estağfurullah efendim. Konuştuğunu bazen arkada acan ne olur? O da şey, Mustafa Efendi konuştu ya dede. Ben ses yokken hemen. Karı koca arasına ne girsen? Asla girme. Yok. Ya sen neden söylüyorsun? Dede horlamadı mı? Duymadın mı sen? Bende gene ses yok. Dede abdestin bozuldu senin diyor. Horladın sen diyor şimdi ona. Ondan sonra Mustafa Efendi abdestin bozuldu mu evladım benim? Hayır efendim. Yok. Bu zaten deli ki diyor benden için arkadan. Ben gene ses yok bende. Dönüyorum. Mustafa Efendi abdestin bozuldu mu benim? Yok efendim bozulmadı diyorum ben. Ya abdestin bozulma hükmünü vermem için benim bir, şimdi bak şeriata bak. Bir, onun yaslandığı yastığı aldığım zaman o uyumaya devam ederse Hanefi'ye göre abdesti bozuldu. Ben arkasından yastık almadım ki. İki, yellendiğini duymam lazım. Ben yellendiğini duymadım. Yastığı alıp da o yatmaya da devam etmedi. Onu da görmedim. Benim için abdestliyse abdestli. Abdestinin bozulduğuna dair bir hüküm yok. Şimdi Hacı Anne bastırıyor arkadan abdesti bozuldu diye. O bana söylüyor. Mustafa Efendi abdestin bozuldu mu evladım diyor. Hayır efendim diyorum ben. Benim elimdeki delil bu. Arkadan bağırıyor, tamam mı? Ben gene susuyorum. Şeyh Efendi bakıyor. Kadın kısmı böyledir Mustafa Efendi. Bende gene ses yok. Yorum yok hiç. Yorum yapan batar çünkü orada. O istediği yorum yapar. Eşi değil mi? Eşi. Karısı istediği yorum yapar. Derviş ya. İstediğin dervişiyle alakalı. İstediği yorumu yapar. Sen dervişsin. Sen yorum yapamazsın. Sen edebi aşamazsın. Bir şey söylersin ağzından çıkar. Baltayı taşa vurursun. He efendim kadın kısmı böyle dese onun eşi ya. Sen onun eşine nereden laf söyleyeceksin? Bir insan şeyhin eşine laf söyler mi? Hayat biter. Hep disiplin.
Ey Davut, uyanık ol. Uyanık ol Mustafa Özbağ. Sakın ha gaflete düşme. Gülerken ısırır. Yapıyor şimdi. Sen de yaparsan yandın. Sen duruyorsun en gülünecek meselede dahi. Sonra güleceksin sen, erteleyeceksin. Yanında sen de kahkaha attın, gitti. Mustafa, bunların yanında gülmeye de gel. Bizim Nafız demişler ki ona şey, uçakta Adnan demiş ona. Nar suyu istesen demiş. Nerede Adnan? Gitti mi? Hostes geliyor ya şimdi. Ne alırdınız? Nar suyu diyor. Bu da. Nar suyu vardı yoktu. Bir kakara kukara arkası kopuyor. Ondan sonra döndüm. Hani ne oluyor gibisinden. Dediler ki Nafız nar suyu istiyor. Şimdi o arada da bir Nafız fenomeni başladı grupta. Ondan sonra o kaldığımız otel için işte 4 yıldızlı diyormuş birisi. Bakmış havaya öyle, valla ben yıldız mıldız görmüyorum demiş. Böyle bir iki daha şeyler var, herkes Nafız'ın üzerine hani latifeleşiyor. Bir iki damla yüz oldu, şey yaptı böyle. Arkadaki kıkırdaki. Kıkırdayınca böyle bir baktı. Yavaştan, inceden böyle, ondan sonra döndü. Oğlum bu dervişlerin yanında dedi, latife etmeye de gelmiyor dedi. Kıkırdamayacak yanında. Görülmeyen disiplini vardı Allah'ın rahmet eylesin. O yüzden korku lazım. Korku insanı disiplin eder. Her noktada. Allah bizi affetsin. El Fatiha, mahsara vatana.